Arkadaşlar merhaba. Sonuçların açıklanıp tercih dönemine yaklaştığımız, sonuçların açıklanmasına yaklaştığımız bu günlerde tercihlerde çok sık karşımıza çıkan hatalardan bahsedeceğim. Özellikle bu 5 maddeye, şu an söyleyeceğim 5 maddeye lütfen tercih sıralamalarımız esnasında çok dikkat edelim. Hayati derecede önem taşıyor. Öncelikle 24 tane tercih hakkımız olacak ve bu 24 tercihi tamamını kullanmamız taraftarıyım. Eğer çok spesifik, özel üniversite veya bazı bölümleri istemiyorsak. Kendimize çok güvenerek, örneğin 30.000'inciyiz. 35.000'e kadar yer yazıyoruz. Bazen bununla çok sık karşılaşıyoruz. Bu sefer tercihlerdeki oynamadan, sıralamalardaki bu seneki değişimden dolayı açıkta kalabiliyoruz. Arkadaşlar eğer açıkta kalmak istemiyorsak, ve istediğimiz bölümler, kendi sıralamamızın altında da bölümler varsa istediğimiz, muhakkak bir 15-20 bin kendi sıralamamızın altında bölümleri de yazalım. Örneğin diyelim ki 50 bininciyiz. Bir kere üstten de yazalım. Bazen de kendimize güvenmediğimiz için, yani kendimize güvenmemek de demeyelim de bu kadar oynamaz dediğimiz için üstten de sıralamalardan yer yazmayabiliyoruz. Bakın 50 bininciyiz. 20.000'den 10.000'den tercihler yapalım. Ne kaybederiz? 20.000'den 10.000'den başlayalım. Nereye kadar inelim? 75.000, 80.000'e kadar inelim. Arkadaşlar inanın geçen sene 80.000, 90.000'inci olan öğrencim 30.000'lik yere girdi. 50.000 oynamaz dersiniz belki ama oynadı. Öğrenci bile acaba dedi ki yerleştirmelerde mi hata oldu falan dedi. Burslu bir bölümdü. Özel üniversiteydi ama özel üniversitelerde özellikle çok fazla oynama olabiliyor o seneki ekonomik durumlara göre. Hiç tahmin edemeyeceğiniz bölümlere dahi girebilirsiniz. Örneğin ben 50 bininciysem 10 binden başlarım 80 bine kadar yazarım. Birinci maddemiz bu. 24 sıralamanın da hepsini eğer kullanabiliyorsak kullanacağız. İkinci sıralamamız. Diyelim ki arkadaşlar yine sıralamamız 50 bin diyeyim. Ve biz tercih listesinde 10.000'lik yer yazacağız. Bir de 70.000'lik yer yazacağız. Önce 70.000'lik yeri yazıyoruz. Biraz sonra 10.000'lik yeri yazıyoruz. Yani daha iyi bir sıralamadaki yeri tercih listesinde daha alta yazıyoruz. O zaman o üstte alta yazdığımız şeyin hiçbir önemi olmuyor. Çünkü şimdi ÖSYM'nin yerleştirme motoru nasıl çalışıyor? Önce üstteki birinci tercihinize bakıyor. Giremediyseniz ikinci tercihinize bakıyor. Giremediyseniz üçüncü tercihinize bakıyor. Bu şekilde bakarken sizin 70.000'lik yazdığınız yeri üstte görecek ve sizi oraya yerleştirecek. Daha altta 10.000'lik yer yazdığınız zaman o 10.000'lik yere zaten hiçbir zaman tercih robotu gidemeyecek. Şöyle durumlar olabilir. Mesela bir yer 10.000'dir, bir yer 11.000'dir ama size 11.000'lik yer daha çok hoşunuza gidiyordur. 11.000'lik yeri biraz üstte, 10.000'lik yeri biraz alta yazabilirsiniz. Hani bunlar çünkü yer de değiştirebilir o bölümler. O kadar oynamalar olabiliyor. Ama arada çok fark var. Bir yer 40.000'de, bir yer 10.000'de. Siz 40.000'lik yeri üstte daha ön tercihlerinize, 10.000'lik yeri daha alt tercihlerinize yazıyorsunuz. Bu altta yazdığınızın gereksiz bir yazım oluyor. Hiçbir önemi olmuyor. Eğer zaten bu bölümü istiyorsanız bunu daha üstte yazın arkadaşlar. Hem tercih sıralaması olarak da daha iyi bir bölüm. Şimdi yine bir başka yanlış, üçüncü maddemize geldik. Tercih sıralamanızda siz daha üstte yazdığınız için, örneğin sizin birinci tercihiniz olduğu için, siz bir bölüme girerken daha avantajlı olmuyorsunuz. Örneğin arkadaşlar, siz birinci tercih olarak bir bölüm yazdınız. Sizin birinci tercihiniz, tercih ve sizin sıralamanız 20. Diğer öğrenci 24. tercihi olarak orayı yazdı. Onun sıralaması 18.000. Bu üniversitenin bölümüne kim girer? Bu üniversitenin bölümüne 24. tercihi olan arkadaş girer. Çünkü burada sıralama daha önemlidir veya puan daha önemlidir. Puan da diyebiliriz. Yani siz daha üst bir tercihinize yazdınız diye avantajlı konuma geçmiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonraki bir tercihe daha yazsa, 24. tercihi daha iyi olsa, son tercihi daha iyi olsa, eğer onun sıralaması daha iyiyse, puanı daha iyiyse diğer arkadaş üniversite, o üniversiteye girer. O tercih listesi tamamen sizin listeniz. Dolayısıyla o size bir avantaj kazandırmıyor. Dolayısıyla buna da çok dikkat edelim. Dördüncü ve yine çok önemli bir madde. Bu sene tercih listenize bir yeri yazdınız, kazandınız, gitmediniz.
Ben onu öylesine yazmıştım. Kazanmadı olmasın diye yazmıştım dediniz ve gitmediniz. Önümüzdeki yıl üniversite sınavına bir daha hazırlanınız. Orta öğretim başarı puanınız düşecek. Diğer öğrencilerden dezavantajlı başlayacaksınız. Onun için asla ve asla gitmeyeceğinizi düşündüğünüz yerleri yazmayın arkadaşlar. Sadece kazanmış olmak için bir yer yazmayın. Peki ben tercih yaptım. Tercihlerimi yaptım ama kazanamadım. Puanım düşer mi? Hayır, düşmez. Tercih yaptığınız için puan düşmüyor. Sadece kazanıp gitmediğiniz için o kontenjanı, başkasının hakkı olan kontenjanı boş yere doldurduğunuz için bir senelik puanınız düşüyor. O yüzden asla kazanıp gitmeyeceğiniz yere yazmayın diyorum. Dördüncü maddemiz de bu. Beşinci maddemiz. Arkadaşlar bu tercih dönemlerinde çevremiz her şeyi çok iyi bilir. Konu komşumuz, akrabalarımız, belki ailemiz, eğitimcilerden de çok iyi bilir. Her konuda uzmandırlar. Bütün üniversitelerin ne olduğunu ve meslekleri tek tek bilirler. Lütfen kulaklarımızı kapatıyoruz. Şu ana kadar hayallerimizde ne varsa yine o yönde gidiyoruz. Şimdi burada çok iyi bir optimizasyon lazım. Nedir bu? Ailenizle bir kere ortak bir noktada buluşacaksınız, oturacaksınız. Bizim için ailemiz tabii ki önemli. Kişisel özelliklerimizi dikkate alacağız. Türkiye'nin o meslek konusundaki gerçeklerini dikkate alacağız. Yani o meslek geçerli midir, değil midir? Ve kendi isteklerimizi dikkate alacağız. İsteklerimizi, Türkiye'nin gerçeklerini, kişisel özelliklerimizi bir potada eriteceğiz. Bu meslek bana kişisel olarak uygun mu? Ben bu mesleği yapabilir miyim? Yaparsam mutlu olur muyum? Bir. İki, tamam ben bu tercihi yaptım. Güzel, bu mesleği yaparsam mutlu olacağım ama mesleği yapabilecek miyim? Acaba Türkiye'de bu mesleği yapabileceğim veya dünyada yeterince imkan var mı? Yani bu meslek iş bulabiliyor mu? Üçüncü olarak da bu mesleği ben istiyor muyum? Hani bu meslek belki de çok gelir getirecek bir meslek ama ben istiyor muyum? Bu üç maddeye dikkat edin ve bunları yoğurarak arkadaşlar asla ve tercih yapın. Asla ve asla sadece parası için tercih yapmayın. Sadece parası için ve sadece iş olanakları için asla tercih yapmayın. Çünkü o mesleği iyi yapamazsanız zaten para da kazanamayacaksınız arkadaşlar ve mutlu olmayacaksınız hayat boyu. Lütfen tercihler, bakın ne diyor? Tercih listesi. Tercih ediyorsunuz. Siz bunu istiyorsunuz. İstediğiniz meslekleri yazın. Sizin kişisel yapınıza uygun olan meslekleri yazın. Lütfen tercih döneminizde bu 5 maddeye çok dikkat edin. Bunlar hayati derecede önem taşıyor. Kanalımı abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi, bu videoyu beğenmediyseniz de hemen beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.